Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki kargo bölümlerinde de söylemiştim, alım yapmaya devam ettikçe kargo videoları da çekmeye devam edeceğim. Gelen kargolar 2022 bölüm 6 diyorum ben buna. Geçen senelerde bir video çekmiştim. Gelen kargolar bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4 ve bölüm 5. Tek bir bölüm yapacaktım onu. 1,5 yıl boyunca biriktirmiştim kargoları ama bölüm bölüm yayınlamıştım. Şimdi o şekilde yapmıyorum. 1 aylık ya da atıyorum 2 aylık bir alım mı yaptım? Birikiyor biraz. Biriktikten sonra burada neler aldığımı video olarak sizlere gösteriyorum. Bu sene bu 6.'sı arkadaşlar. Bakın kutuyu şöyle göstereyim size. Oo. Kocaman bakın. Bunun içinde neler neler var. Şimdi burada envai çeşit arabalar var. Hot Wheels, Matchbox, Majorette de var mıydı tam hatırlamıyorum. Maisto var. Hem de çok güzel arabaları var. Dinozorlar da var arkadaşlar. Videonun sonunda çok büyük bir kargo açacağım. Onu videonun sonuna saklıyorum arkadaşlar. Güzel bir kargo. Şimdi öncelikle bu açmış olduklarımı göstereyim. Evet. İlk paketimiz bu. Bakın adım da yazılmış. Çok güzel paketlenmiş. Bunun içerisinde Maisto'nun arabaları ve taşıyıcıları var. Ama bunu şu an açmayacağım. Nedenine gelince içindeki arabalar açık. Yani paketli değil. Buna daha özel bir video yapacağım. Orada bunun içerisindeki arabaları detaylı bir şekilde inceleriz. O yüzden bunu sonraki videoya ayırıyorum. Ne alalım buradan? Kötü kötü espriler yapılıyor bu arabayla ilgili. Arkadaşlar, ben de bir Ami buldum. Bakın Citroen burada Ami yazıyor ama tabii Ami diye okunuyor. Bununla ilgili çok kötü espriler dönüyor Facebook gruplarında. Ama arabanın ismi bu şekilde. Ne yapalım yani? Biz de bir Ami bulduk. Bunu bana sağ olsun Engin abim ve bir de Mustafa abim var. Bir de Hakan abim var. Üçü işbirliği yaparak buldu. Ben de nasibimi aldım. Biri de bana düştü. Çok şeker bir arabaydı. Bunun pembesi de çıkmış. Pembe Ami'yi de inşallah buluruz. Karışık gideceğim dedim arkadaşlar. Bakın bu peçetenin içerisinde esrarengiz şeyler dönüyor. Neler mi dönüyor? Açıyoruz. 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 Ve açtık. Bakın burada figürler var. Hem de ne figürü derseniz John Wick. Dolap uygulamasından aldım. Bir arkadaş yapıyormuş. Bakın elinde silah John Wick. Neden bunları aldım derseniz Green Knight kutu açılışlarında John Wick'in arabalarını açacağım zaman bunları da onun yanında sergileyeceğim. John Wick ve John Wick'in burada meşhur köpeği var. Bakın o meşhur köpeği. Küçücük 1,64 ölçekli. Para kasası var burada. Bakın mafya var. Bu birazcık iri bir abi. İki tane daha mafya var burada. Arkadaşlar videoya bir ara verdim. Bir aydır rahatsızım. Yani etrafta ciddi bir salgın var. Ben de ondan nasibimi aldım. Bir gün boğazım şişiyor, bir gün öksürüyorum, bir gün faranjit krizim tutuyor. Az önce faranjitim tuttu. Acilen su içmem gerekiyordu. O yüzden videoya ara verip direkt gittim. Su içtim ve üstüne de bir kaşık bal yedim. Çünkü anca yatıştırıyor boğazlarımı. Hatta videoyu bile durdurmadım. Ama tabii keseceğim o bölümleri. İki tane mafya var diyordum. O sırada krizim tuttu arkadaşlar. Diğer şişko bir mafya abinin yanında. Bakın bunların da ellerinde silahlar var. Bunlar da 1,64. Çok güzel yapmışlar bu figürleri. Özellikle John Wick. Harika olmuş. Bunlar 3D yazıcıyla mı ne çıkartılıyor? Evet. Yine bir figür var. Yine esrarengiz böyle peçete sarılı. Bakın burada neler var. Bakın görüyorsunuz. Bir sürü figür var. Bunlar neyin figürü derseniz hızlı ve öfkeli. Yani hızlı ve öfkelinin de premium arabalarını ve Hot Wheels regular arabalarını açacağım. O yüzden figürleri de aldım. Her şeyi hazırlıyorum yani. Evet ilk figürümüz. Abo buna bir sansür koyalım. Bu hızlı ve öfkeli değil.
Burada bir bayan arkadaş var ama bunun üstü nir de yahu. Aa. Bunu koyalım böyle. Bakın hızlı ve öfkeli karakterlerinden. Şu an bunun adını çıkaramadım. Diğer karakterimiz. Bunlar da 1.64. Diğer bir karakterimiz. Bunları böyle hızlı hızlı geçeyim. Bunlar filmde görev almış oyunculardı. Ve Dominic Toretto. Bakın elinde de silahı, tüfeği var. Allah rahmet eylesin. Bu adam öldü gitti be. Bunu da koyalım. Diğer figürümüz. Bu hep arabaya yaslanıyor. Ve bu da son. Toplamda 15 parça figürümüz var. Arkadaşlar şimdi arabalara da geçeceğiz. Fakat arabalara geçmeden önce yine bana çok güzel bir hediye geldi. Avusturya'dan geldi. Sevgili Musa Özçiçek kardeşime çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim benim. Daha önceden de Avusturya'ya gittiğinde bana dinozor setleri getirmişti. Şimdi bana yine öyle bir set getirdi ki. Daha önceki getirdiği bir seti açmıştım. Onun ikincisini arıyorum demiştim. Videomu izliyor ve Avusturya'ya gidip oradan ürünü alıyor ve bana sürpriz yapıyor. Haberim bile yoktu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bakın bana ne getirdi. Bu Türkiye'de yok bu set. Minis diyor bakın. Mini karakterleri var ve şurada yine bir oyun parkuru var. Mozazorus var içerisinde. Bakın şöyle. Bunun daha öncekini kurmuştum. Bunu da kuracağım arkadaşlar. Atrociraptor var burada. Bakın Mozazor da burada. Bunu da kuracağız tabii ki. Ayrıca aralığın ortalarında bana Amazon Türkiye aracılığıyla aldım. Yurt dışından gelecek. Nereden geliyordu? Almanya'dan mı? Avustralya'dan mı? Avusturya'dan mı? Şu an tam emin değilim. Güzel bir set geliyor. İçerisinde Jurassic Park'ın kapısı da var. 20 tane de dinozoru var. Mattel'in lisanslı ürünü. Çok düşeş bir fiyata yakaladım. Yani çok uygundu. Ayrıca geçenlerde Trendyol'da bu Hammond Collection'ın Tyrannosaurus Rex'i vardı. Hatta bu izlemiş olduğunuz son av videomda var. 1100 liralık dinozoru. Yani 300-400 TL bandında buldum. Hatta indirim kuponlarım da vardı. Bana yaklaşık yani 200-300 TL arasına mal olacaktı. Bayağı bir uyguna yakalamıştım. Muhteşem Cuma indirimi vardı. Yalnız son 2 dakika kala ben fark ettim. Kart bilgilerimi yazdım. Tam onaylanacak. İndirim bitti. 2 dakika ile kaçırdım. O indirime 900 liraya çıktı. Almadım tabii ki ama çok üzüldüm. Yani o indirimi nasıl kaçırdım? Bazen Trendyol'da öyle indirimler oluyor. Trendyol'u takibi alın. Almak istediğiniz ürünleri favorilere ekleyin. 1000 liralık ürünü bir anda 200 liraya bile alabilirsiniz arkadaşlar. Bu mümkün. Ben çoğu ürünü oradan çok uygun aldım. Evet, şimdi devam ediyoruz. Solido'nun güzel arabaları var. Bir post paylaşmıştım fotoğraf olarak. Daha bunları açmadım ama yakında bunları da açıp inceleyeceğim. Bunlar bana Konyalı bir abimden hediye. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Hepsi 1.64 ölçekli. Ben Solido'nun 1.64 ölçekli arabaların olduğunu bilmiyordum. Solido deyince aklıma hep 1.18 gelir. Bakın hepsi elma şekeri gibi. Küçücükler. Bunları da açıp inceleyeceğiz tabii ki. Ben buraya bunları bırakayım. İkinci arabamız. Çoğu Volkswagen. Bakın bir Beetle var. Bir Tospik var burada. Mavi Tospik. Tekerlekleri kauçuk mu bilmiyorum. İncelemedim daha. İnceleyeceğim zaman zaten öğreneceğiz arkadaşlar. Midnight Madness oyunu vardı. Bunun sarısı vardı oyunda. Keşke bu da sarı olaydı. Daha iyi olurdu. Ama yine de hoşuma gitti. Buradan Mehmet abime çok teşekkür ediyorum. Konya'ya selamlar. 1.64 bakın kutusunu. Şöyle.
modeller cillop. Golf. Şu kutularında yazıyor isimleri şuralarda. Altı bunların bir tabla, plastik bir tabla. Hepsi birbirinden güzel ya. Şöyle yapalım. Videonun sonunda ben büyük ihtimal burayı boşaltacağım. Çünkü o büyük paketi açacağım. Evet, yine bir Matchbox'umuz var. Subaru SVX. Yine Engin abi, Mustafa abi ve Hakan abinin işbirliğiyle bunlar bana ulaştı. Üçüne de teşekkür ederim. Bunları bulamamıştım. Gerçi bunu ben daha sonra buldum. Bu av videosunu izlediyseniz Carrefour'a gidip geliyordum. Orada yine buldum. Ama onları videoya çekmedim. Artık çünkü montaj bölümüne geçmiştim. Almadım ama. Orada duruyor mudur bilmiyorum da. Şimdi bakın, burada lastik takımlarımız var. Yine dolap uygulamasından aldım. Kauçuk. Hot Wheels'a uyumlu arkadaşlar. Toplam 6 set aldım. Yani 6 arabaya swap yapabilirim. 3 farklı renk var. Bakın bunlar gri. Bunların beyazı da vardı ama beyazı kalmamış. Gri aldım. Bazı arabalara swap yapacağım. Ondan dolayı aldım arkadaşlar. Bakın bu siyah. Siyahtan iki çift aldım. Şöyle. Bir de yine gri var. Biri açık griydi. Hatta metalik diyelim. Bu da koyu gri. Beyazı da olsaydı çok iyi olurdu. Beyazını alamadım. Kalmamış bunları satan arkadaşta. Bakın bu gri ama metalik diyelim yani. Çok güzel bir indirim de yaptı sağ olsun. Hatta kargosu falan da bedavaya geldi. Hiç ödeme yapmadım. Hot Wheels arabalardan daha ucuza aldım diyeyim ben size. Bunları. Hot Wheels'ın arabaları bile 30 lira yani. Bakın böyle bu şekilde. Bunları da swap yapacağım. Evet. Bunları şöyle yapalım. Hepsini koyalım arkadaşlar. Karışmasın burası. Şimdiki Team Transportlar falan dolduracağım burayı. Şimdi Milestone'un taşıyıcıları var arkadaşlar. Transportları. Elite serisinden mesela. Maestro Design yazılı. 1.64 ölçekli Team Transport. Bu aralar Maestro'ya sardım. 1960 Ford Starliner, bir de bir taşıyıcısı var. Taşıyıcısı lisanslı değil ama çok güzel. Bunları da hep açıp inceleyeceğiz. Bakın bu da çok güzel. Buick Regal. Taşıyıcısı lisanslı değil ama benim çok hoşuma gidiyor. Bunları çok uygun fiyata yakaladım. Kimisini oyuncakçılardan aldım. Roket oyuncaktan aldığımı hatırlıyorum. Trendyol'dan aldım. Dolap uygulamasından aldım. Başka nereden aldım? Bir yerden daha almıştım. Locopoco. Evet, Locopoco'dan da aldım. Ayrıca bizim mağazamızda da Maisto var. Şu anda 1.18 ve 1.24 ölçekleri var ama 1.64 ölçekleri de gelecek. Onun da haberini sizlere vereyim arkadaşlar. Bakın bir hediye var. Burada bir kule var. Locopoco oyuncak hediye etmişti sanırım. Şu Team Transportları aldığımda. Bakın şurada gösteriyor neler olduğu. Bana şu saat kulesini hediye etmişler. Teşekkür ederim. Bunu da kurarım. Diyorum olarak kullanırım. Evet, Ercüment abime teşekkür ederim. Bu Jurassic World'ün bana yeni serisini buldu. Dört gözle bekliyordum. Bunların Mix 1'ini almıştım. Bu da Mix 2 diye biliyorum. Yine av videolarım da vardı. Bakın Terzinosaurus ve bir de kamyonu var ve gerçekten de gayet büyük. Ben bunları yani gezmedim. Bunları aramak için. Sağ olsun Ercüment abi bana buldu. Çok teşekkür ederim. Çok harika. Ya bunları dört gözle bekliyorum açacağım günü. Hepsini açacağım. Şu Jurassic World'ün bana yeni seti gelsin. O beklediğim, Amazon'dan aldığım o set gelsin. Onu burada kuracağım. Kurduktan sonra hep bunları açacağım arkadaşlar. Çok eğleneceğiz. Bakın görün. bakın burada bir Baryonyx var. Bunu da koyalım. Bir Mosasaurus var. Ve
denizaltı. Bakın burada da var. Aynı boyuttalar. Şöyle buralar dağılmaya başladı ya. Ve bir Velociraptor, bir de Atrociraptor var. Bu Blue. Bunları da hepsini açarız. Şimdi Maisto'nun yine çok ama çok güzel arabaları var. Bazılarını yine dolap uygulamasından aldım. 55 Chevrolet Nomad. Ninja Toys'un normalde bunlar. Pontiac GTO. Arabanın bakın şurası süspansiyonlu gibi yapmışlar böyle. Yaylı. Dodge Charger. Turuncu. Yine Chevrolet Nomad. Gacer. Camlar da kırmızı. Arabanın içerisinde bir roll bar görüyorum. Bunlar farklı seriler. Bakın bu Outlaw serisi. Muscle serisi. Değişik yani. Muscle'lar, Outlaw'lar. Şöyle yapalım, ayıralım. Yine bir Muscle serisi. Buick Grand National. Siyah renk. Yani bu arabalar benim çok hoşuma gidiyor. Bunlar 1,64 ölçeğinden biraz büyük, biraz iri. Ama bayılıyorum yani Maestro'ya. Evet, yine bir Outlaw serisinden Ford Coupe. Şimdi bir Muscle serisi var. Ford CVT Cobra. Gerçekten de Cobra yani. Bunu da koyalım. Masa doldu. V 67 Volkswagen 1600 Scarback. Bu da ilginç. Bunun nedense şu camları dışarıda duruyor. Bana hatalı gibi geldi ama. Şu taraftaki camlar da aynı. Bunu da şöyle koyalım. Evet. Neler var? Şimdi burada yine Hot Wheels'lar var. Matchbox'lar var. Aa, burada bir tane daha var. Bir saniye bakın. Bir Maisto daha var. Harley Davidson. Dekalli. Volkswagen Beetle. Bunu da koyalım. Evet. Bu da Mix 2 Jurassic World. Bunları da Ünsal Hobi Market'ten aldım. Tunç Ünsal'dan aldım sağ olsun. Şimdi dışarıda da görmeye başladım bunları. Zaten av videomda var. Anadolu yakasındaki Atlas Park AVM'de gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam yani orada görmüştüm ama almadım. Çünkü zaten Ünsal Market'ten almıştım. Evet, ikincisi. Şimdi bunun seri 3'ünü bekliyorum. Mix 3 yani. Sonra bir de Mix 4 var. İnşallah hepsi gelir Türkiye'ye. Bu seneki Jurassic World'lerin, Matchbox arabalarını tamamlamış oluruz. Bakın Humvee. Çok iyi yapmışlar ya. Ama şunlardan biraz kalıp olarak sanki küçük duruyorlar. Şuradakilerden. Ama yine de harika. Evet, motor. Kırmızı. Oğlunun kullandığı motor sanırım bu. Şöyle yapalım. Evet. Pick-up'ımız var. Chevy Silverado. Çamurlu yapmışlar jantlarını falan. Ve bir de 86 Ford F-150 Truck. Upwheels'larda sıra. Regular Upwheels'lar var. Marketlerde gezip bazılarını bulamadım. Bazılarını buldum, o an almadım. Bazı arkadaşlarım, bazı kardeşlerim ve takipçilerim sağ olsunlar. Onlar bana hediye ettiler. Evet, ilki bunu daha önceki gelen kargolar videosunda gösterememiştim. Sadece fotoğrafını gösterdim. Nihayet buldum. Kaybetmiştim bunu arkadaşlar evin içinde. 58 Impala. Bunu bana hediye eden o küçük kardeşime çok teşekkür ederim. Ben de onu premium Mercedes'le sevindirdim. Bu av videosunda izlediğiniz o Supra'lar ve Mercedes vardı. Biliyorsunuz Armağan'da buldum, Armağan Oyuncak'ta. O Mercedes'i bana bunu veren kardeşime vermiştim. Evet. Yine bir güzel kardeşimden bana hediye.
Buradan Melih'e selamlarımı gönderiyorum. Onun hediyesi bana Toyota Supra. Daha önce buldum almadım ama sana hediye edeyim dedi. Sağ olsun. Hadi dedim. Hediyedir. Alalım. Aldık. Buna belki swap yapabilirim. O aldığım jantlardan birini belki buna takabilirim. Tam olarak bilmiyorum yani yapar mıyım. Bakacağım. Şunları şöyle şuraya doğru koyalım. Bunu da arıyordum bulamadım. 32 Ford. Yine bir kardeşim sağ olsun. Bulup da getirdi. Golf topladığımı biliyor. Lamborghini Sian. Bu av videolarında benim karşıma çıktı ama almadım. O videolarda da söyledim. Bende var. Çünkü bana zaten hediye gelmişti. Yine sevdiğim bir abimden hediye. Uyum abime teşekkür ederim. Yine sevdiğim bir kardeşimden hediye. Chevrolet Express. Siyah renk. Bunların olduğu case, yani bu arabanın olduğu case çalıştığım mağazaya geldi. Ben o dönemde yıllık izindeydim. Alamadım ama dışarıdan bir kardeşim bulmuş sağ olsun. Evet, Aston Martin yeşil renk. Bunda da böyle sanki çıtır hasarlar var gibi ama yine bana hediye ve pembiş bir renk La Troca. Bunu da bulamadığıma çok üzüldüm. Yine bizim mağazaya gelen bir case'ti. Yıllık izinde olduğum için Engin abiye de söylemedim abi bana ayır falan. Aslında almak da istemiyordum ama bir kardeşime söyledim. O da buldu sağ olsun. Bunlar da bana işte kardeşlerimin, abilerimin, arkadaşlarımın, takipçilerimin buldukları buradakiler. Evet şimdi ben bu masayı boşaltacağım. Çünkü o büyük paketi açacağız. Ve masayı boşalttım. Şimdi o büyük devasa kutuyu şuraya koyalım. Bu pistir, kirlidir. Bunu silmedim. Bunu açtıktan sonra temizleyeceğim masayı. Biliyorsunuz ben normalde kutuların hepsini açıyorum. Bakın oldukça büyük. Sığmadı yani kameraya. Evet. Kırılabilir diyor. Dikkat kırılır ibaresi var. Sizce bunda ne var arkadaşlar? Tahminlerinizi bekliyorum. Yorum yapın. Ben bunu açarken siz de tahmin edin. Zaten gördünüz. Bakın Jurassic World yazılı. Devasa bir şey aldım. Bunu diorama gibi kullanacağım. Ne olduğunu da göstereceğim size. O güzel pat pat poşete sarmışlar. Çok uygun bir fiyata yakaladım. Ey maşallah. Şunun büyüklüğüne bakın. Evet arkadaşlar bu setin adı Karakolda Kaos. Outpost Chaos Playset yazılı. Jurassic World'ün. Bir Proraptor var burada. Bir tane adam var. Ve bakın 1 metre 25 santim uzunluğu. Kapısı falan var. Jurassic World kutu açılışlarında dinozorları incelerken bunu arkada kullanacağım. Evet. Bunu da daha sonra açıp kuracağız. Bakın şöyle. Büyük bir set. Harika bir set. Güzel de paketlenmiş. Gerçi yırtık dahi olsa zaten açacağım için çok da sorun olmayacaktı. Evet. Bu setimiz de bu şekilde. Bunu da Trendyol'dan aldım. Bilginiz olsun. Yine çok büyük indirim vardı. İndirimle yakaladım. O yüzden Trendyol'da ne arıyorsanız onu favorilere ekleyin ve indirime girmesini bekleyin. Bir süre sonra indirime giriyor. Yani 500 liralık şeyi bir anda 100 liraya bile alabiliyorsunuz. Çok ciddi indirimler oluyor. Size tavsiye ediyorum Trendyol'u. Ayrıca bizim mağazamızın da Trendyol uygulaması var. Toys Toys takibi alın. Orada yine çok uygun, çok düşeş fiyatlarda aradığınız oyuncakları, aradığınız ürünleri bulabilirsiniz. Şimdi bakalım kaç parça ürünümüz var. Hepsini buraya koyup sayacağız.
Karakolda kaos var, kaos var. Var ya, bunu bayağı bir heyecanla kuracağım arkadaşlar. Evet. Birinci parçamız buydu. Sıradaki yine Jurassic World'ü bunun yanına koyalım. ...46 kalem ürün var. Bakın, koli buydu. Kolimiz bomboş. Büyük bir koliydi. O koliden çıkanlar, şu arkadaki set hariç, gerisi koliden çıktı arkadaşlar. Evet, yine gelen kargolar bölümünün sonuna geldik. Yine alım yaptıkça bölüm bölüm devam edeceğim. Yani bölüm 7'yi de çekerim, 8'i de çekerim. Aldıkça, böyle uygun fiyatı arabalar buldukça alıyorum ve bunları bu şekilde gösteriyorum. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu bölüm bu şekildeydi. Gördüğünüz dioramalı set, dinozorlar, figürler, regular modeller, Maestro'nun premium arabaları, kauçuk tekerlekli vesaire karışıktı. Yine önümüzdeki videolarda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Buradaki bu arabaların hepsini açacağım, özgürlüğüne kavuşturacağım. Onları da tabii ki YouTube kanalımda göstereceğim. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşürüz. Bunları aldığım arkadaşlarıma, dostlarıma, kardeşlerime, takipçilerime ve abilerime çok teşekkür ederim. Arayıp da bulamadıklarımı sağ olsunlar, onlar da bana buldular. Hepiniz iyi ki varsınız. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.